Herkese tekrardan selam. Tonguç Akademi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecray. Bu videoda sizlere ders çalışırken farkında olmadan yaptığımız 6 hatayı göstereceğim. Umarım video hoşunuza gider. O zaman ilkiyle hemen başlayalım. Biz öğrenciler olarak en sık yaptığımız hatalardan biri ders çalışmaya başlamadan önce hangi konuyu ya da hangi ders çalışacağımızı bilmiyor olmak. Çoğu zaman sevdiğimiz derse çalışıyoruz ve bununla birlikte sevmediğimiz, yapamadığımız dersleri bir köşeye itiyoruz. Bu hataya düşmemek için haftalık planlar yapmalı ve bu planlara da sadık kalmalıyız. Bazen dersten not alırken aceleci ve özensiz davranabiliyoruz. Sonrasında eve gelip defteri açtığımızda ise karşılaştığımız manzara adeta çarşamba pazarı gibi. Burada ne yazmışım ben ya? Bu nedenle okulda ya da evde ders dinlerken özenli not almalı, her şeyi deftere geçirmektense kilit noktaları yazmalıyız. Diğer bir hata da süre tutmadan ders çalışmak. Özellikle ders çalışma alışkanlığı kazanmadıysanız bu durum en büyük düşmanınız olur. Vereceğiniz ilk molada bir daha derse dönmemek üzere bambaşka yerlere gidebilirsiniz. Benim önerim kısa çalışmalarla başlayıp her hafta 5-10 dakika çalışmalarınızı artırarak ilerlemeniz. Bu sayede tıpkı bir üniversite öğrencisi gibi uzun saatler ders çalışabilirsiniz. Buyurun Halil İbrahim sofrasına. Hepimiz o sıkıcı konuyu bitirip yenisine geçmek istiyoruz. Fakat bunu yaparken aceleci davranırsak, yani konuyu kavramadan test çözmeye geçersek şöyle olur. Bu nedenle konu anlatımını notlar alarak iyi bir şekilde dinlemeli, sonrasında konu testlerini çözerek tam anlamıyla hazır hale gelmeliyiz. Eğer ders çalıştığınız ortamda çok eşya varsa, ortam dağınık veya havasızsa insanın canı ders çalışmak haricinde her şeyi isteyebilir. Açın şöyle camı, çerçeveyi. Instagram'daki o temizlik hastalığı kadar olmasa da şöyle masanızı güzel bir toparlayın ve ortamınızı hazırlayın. Şöyle köpürte köpürte foşur foşur yıkamak o kadar güzel geldi ki. Hem faydam oldu hem çok rahatladım. Son olarak seviyenize uygun kaynaklar çözmezseniz ya basit sorularla vakit kaybedersiniz ya da zor sorularla boğuşup derse küsersiniz. Bu nedenle aldığınız kaynağın hangi seviyede olduğunu, yani size uygun olup olmadığını ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmelisiniz. Bu noktada hocaların kaynakları nasıl kullanıldığını anlattığı videoları izleyerek kendinize en uygun kaynağı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Videoyu yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.